Efendim şimdi Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan, Sayın Mahmut Doğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan hoş geldiniz bültenimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi İdlib'de gerilim devam ediyor. Her geçen gün bilgileri de aktarmaya çalışıyoruz. Gerilimin düşmesini temenni Evet. ediyoruz tabii ki ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Ege'de Fransa ve Yunanistan'la birlikte İskender 2020 tatbikatı yaptı. Yunan diplomatlar Türkiye'ye açık mesaj olarak yorumladı bu tatbikatı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle İdlib'le ilgili biz Ahmet Kızılay Türk Cumhuriyeti'nden İdlib'de şehit düşen askerlerimize başsağlığı dileyelim, Allah'tan rahmet dileyelim. Tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Bu konudaki görüşlerimiz böyle. Diğer tarafta belirttiğiniz gibi İdlib, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz'in çıkış kapılarından bir tanesi. İdlib'de yaşanan bu gerilim, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz da bu noktada Rusya ile olan ilişkilerin bozulması yönünde işaretlendirdi diyebiliriz. Diğer belirttiğim noktada ise 2020 tatbikatı. Malum Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan tutumunu biliyoruz. Özellikle Fransız uçak gemisinin teorinde şu anda Doğu Akdeniz'de olduğunu ifade edelim. Güney Kıbrıs'ta yapılan anlaşmalar çerçevesinde Güney Kıbrıs'taki limanları da Fransız gemilerinin kullandığını da belirtelim. Bu bilinen bir şeydi Fransa açısından ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin müttefik olarak gördüğü bir ülkenin özellikle Ege'deki itibarlı alanlarda Yunanistan'ın tarafında yer alıp bir tatbikata katılması, İskender 2020 tatbikatına katılması ve bu tatbikat çerçevesinde de sözde Türkiye'nin işgal ettiği bir adayı geri alması onların da Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bakış açısını bir nebze olsun bizlere de göstermiş oluyor. Yani bir tarafta Yunanistan'la siz işbirliği içerisine gireceksiniz. Fransa ile birlikte tatbikatlar düzenleyeceksiniz ve sözde Türk ordusunun işgal ettiği adayı Türk ordusundan geri alacaksınız. Malum 2009 yılıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a bakış açısı biraz daha farklılaşmıştı. Özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerdeki askeri üslerini daha da kuvvetlendirmiş hem askeri anlamda hem de zırhlı birlikler anlamında bir güçlendirme gerçekleştirmişti. Bunun akabinde ise bu 27 Ocak'ta başlayıp 7 Şubat tarihinde sona eren İskender 2020 tatbikatı ise olayı farklı bir boyuta daha taşıdı bizler açısından. Nasıl? Malum Doğu Akdeniz'de yaşanan, evet. Dinliyorum efendim ben sizi. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gerilimin üstüne bir de böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde olduğu bir tatbikat acaba Türkiye'ye NATO müttefik olan bir ülkeye karşı gözden çıkarma mı diye bazı çevreler tarafında algılandı. Mesela bu tatbikatın burada da yankılanmaları oldu tabii ki. Özellikle Kıbrıs Türk siyasetinde de Kıbrıs Türk bürokrasisinde de konuşulan özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan bu petrol ve sondaj gerilimi her ne kadar şu anda sessiz kalan bir Amerika Birleşik Devletleri olsa da yapılan bu tatbikatla acaba Amerika'da artık bölgede daha aktif olarak askeri anlamda bir hareketlilik mi getirecek sorusunu da beraberinde getirdi. Bu da burada konuşuyor. Ama malum buyurun. Yo, lütfen devam edin. Malum şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de savaş gemileri var. İki tane sondaj gemisi var. Yakın zamanda almış olduğu üçüncü sondaj gemisinin de Türkiye'ye teslimatının hemen ardından Doğu Akdeniz'e geleceği konuşuluyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından ifade edildi. Maraş'la ilgili yarın çok önemli bir toplantı var. Türkiye'den önemli isimler burada olacak. Yani bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımının da ne kadar Türkiye'ye dostane bir tavır olduğu da merak uyandırıyor. Evet, çok haklısınız efendim Sayın Doğan. Şimdi gerçi bu tatbikatlar ilk değil Türkiye'ye karşı yapılan. En meşhuru da Nabıldina değil mi? Yanlış telaffuz etmiyorsam Nabıldina var. Bu tatbikatlar öndeydi. Şimdi böyle bir tatbikat yapılıyor. Bir yandan sizin de söylediğiniz gibi Amerika Türkiye'ye müttefikim diyor. Bununla ilgili açıklamalar yapıyor. İdlib'le ilgili açıklamalar yapıyor. Peki İdlib'de bu gerilim devam ederken Doğu Akdeniz'de ve Libya'daki gelişmeler nasıl olur? Nasıl etkiler orayı?
Şimdi İdlib'i artık Doğu Akdeniz'den ayıramayız. Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an sadece Libya haricinde anlaşmış olduğu bir devlet yok. Türkiye her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri şu açıklamalarda da bulunsa da biz Güney Kıbrıs'ı tanımadığımız için onun dışında bütün paydaş ülkelerle anlaşmaya hazırız mesajları var. Ama Libya'ya baktığımız zaman Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini biliyoruz. Bu konuda Türkiye askerinin bölgede destek verdiğini biliyoruz. Zaten siyasetin yapılan açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Ama Hafter'e baktığımız zaman bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında kim varsa Libya'da da aynı kişiler var. Yani Fransa'yı sayabiliriz, Yunanistan'ı sayabiliriz. Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Bunlar da Hafter'le birlikte Türkiye'ye karşı hareket edilen bir nokta. Demek ki bizim Doğu Akdeniz'de de Libya'da da karşı geldiğimiz unsurlar hep aynı. Bunlarla acaba ileriki dönemlerde politik olarak bir yakınlaşma olur mu? İlişkilerde bir düzelme olur mu? Sorusunun cevabı bugünlerde olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü baktığımız zaman Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta yakın ilişkileri, son olarak da Rum tarafına satacağı 240 milyon dolarlık füze projesi var. Bunlar Fransa'nın safını belirtmiştir. İdlib'e geldiğimizde ise İdlib'de bizim çok yakın zamanda birlikte hareket ettiğimiz bir Rusya var. Baktığımızda imzaladığımız ikili anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti olarak imzalanan ikili anlaşmalar ve bunun akabinde de Rusya ile gelişen ilişkilerin tam zirvesi olduğu bir dönemde İdlib krizi patladı. Önce 8 Mehmetçik şehit oldu, ardından da 5 Mehmetçik şehit oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna misliyle karşılık verdi. Doğu Akdeniz'de bunun yansıması mutlaka olacaktır. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri İdlib'de Türkiye'nin yanındayız diyerek Rusya ile olan ilişkilerinde yaşanan bu gerilimi fırsat bilip Türkiye'ye yakınlık gösterirken aynı yakınlığı Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Yunanistan'a göstermekte ve Türkiye'ye aba altından sopa gösterme tabirini kullanabiliriz. Yani yerinde bir tabir olur. Tabii bu. Bir tarafta ilişkilerimiz iyi görüntüsü varken diğer tarafta aynı mukabiliyeti Doğu Akdeniz ve Ege'de göremiyoruz. Demek ki burada Türkiye'nin önünde Rusya'yla yakın zamanda işte yapılacak olan görüşmelerde nasıl bir sonuç çıkacağı İdlib'de yaşanan gelişmelerin Doğu Akdeniz'deki anahtarı olacaktır. Tabii önemli olacak bu gelişmeler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya gidecek. İşte oradan gelecek haberlerde tabii ki bundan sonraki süreçte İdlib'deki gerilimin hangi doğrultuda gideceğini biz de göreceğiz Sayın Doğan. Biraz önce Fransa dediniz. Fransa bu tatbikata ilk kez katıldı değil mi? Şu an bizim de ulaştığımız bilgiler ilk kez katıldığı yönünde. Ama baktığımızda her ne kadar tatbikata ilk kez katılsa da özellikle Güney Kıbrıs'ta son dönemlerdeki Macron hükümetiyle birlikte başlayan yakınlaşma daha farklı alanlarda da meyvelerini onlar açısından verdi. Larnaka'daki deniz üssünü kullandıklarını biliyoruz Fransızların. Fransız savaş gemilerinin Güney Kıbrıs'ta ikmal yaptıklarını biliyoruz. Ayrıca son dönemde 240 milyon euroluk yapmış oldukları anlaşmayı biliyoruz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda özellikle Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında duran bir unsur olarak daha da gözle görülür faaliyetler içerisinde olabileceğinin sinyallerini de veriyor. Ama şimdi buna baktığımız zaman Doğu Akdeniz'de sadece Fransa, Güney Kıbrıs da dememek lazım. Doğu Akdeniz'de İtalya var, İspanya var. Özellikle İtalya ile Türkiye arasındaki son dönemde yakınlaşma bölgede biraz daha Türkiye'nin elini kuvvetlendirdi diyebiliriz. Şimdi göreceğiz tabii ki Ege ve Doğu Akdeniz'deki bu tatbikatlardan sonra üzerine kalkıp da Amerika'nın Türkiye'ye müttefiklik çağrısı yapması nedenli gerçekçi. Bunu da göreceğiz ilerleyen günlerde. Sayın Doğan, eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Şunu da ekleyelim. Kuzey Lütfen. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündeminden olsun. Bu da bizim size katkımız olsun yayına. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz için çok önemli bir nokta var. Maraş. Maraş'la ilgili bu hükümet döneminde, Sayın Ersin Tatar'ın başbakanlığı dönemindeki hükümet açılım yaptı 2019 yılında. Artık envanter çalışmalarında da sona geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nden de Barolar Birliği'nin de katılacağı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün de katılacağı
Yarın bir yuvarlak masa toplantısı yapılacak Maraş'ta. Hı. Buradan çıkacak sonuçlar da bölgenin kaderi açısından önemli. Hı. Bunlarla ilgili de önümüzdeki günlerde daha net bilgiler de kamuoyuyla paylaşılacaktır. Son bir soru da ben sorayım o zaman size Sayın Doğan. Seçimlere Tabii az bir buyurun. zaman kaldı. Nisan'da seçimler Evet. var. Peki anket sonuçları nasıl gidiyor? Kim önde? Nasıl değerlendireceksiniz? Bilgi verir misiniz bize? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 26 Nisan'da Hı. sandık başına gidecek. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçimi artık iki kutuplu bir seçime doğru gidiyor. Sağ tarafta Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın Ersin Tatar, Hı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Hı. ve YDP Genel Başkanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yarışacak. Sol Evet. kanatta ise şu anda Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sayın Mustafa Akıncı ve ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Genel Başkanı Tufan Örürmen Evet. arasında bir yarış geçecek. 5 aday yarışacak ama Hı. iki aday daha var. Onlar da farklı bağımsız olarak çıkan adaylar var. Toplamda 7 aday var. Hı. Pazartesi günü bununla ilgili çeşitli anket sonuçları da açıklanacak ama ben daha öncesinde şunu ifade edeyim size. Şu ana kadar yapılan anketlerde Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı Sayın Ersin Tatar'ın birinci olduğu, ikincilik konusunda ise farklı anketlere göre değişebiliyor bu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ikinci sırada çıkıyor. Bazı anketlerde de Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Sayın Tufan Erürmen ikinci sırada çıkıyor. Hı. Ama baktığımız zaman sağ cenahın oyları %60'a yakın bir dilim gösteriyor. Bu da ikinci tur seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı, şu anki başbakanlık görevini yapan Ersin Tatar'ın bir adım daha önde olduğunu gösteriyor. Tabii ki neticede son ana kadar devam eden bir yarış. Sandıklar kapanıp oylar sayıldıktan sonra sandık sonuçları elbette cevabı verecektir. Tabii burada sandığa giden kadar gitmeyen kararsızların da etkisi büyük olacak. Umarım 26 Nisan'da herkes sandığa gider ve Kıbrıs Türk'ünün iradesi sandığa yansır ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket eden bir cumhurbaşkanı seçilir diye bizler de umut ediyoruz. Evet, tabii Mustafa Akıncı'nın son günlerde yaptığı açıklamalar var. Sert tonda mesajları var. Bunlar da sandığa yansıyacak gibi gözüküyor. Şu anda verdiğiniz oranlara baktığımda bunu söyleyebiliyorum ben de kendi adıma. Evet. Peki Sayın Doğan, çok teşekkür Evet. ediyoruz. Bizler de Kıbrıs'tan sizlere selamlar iletiyoruz. Türkiye kamuoyuna selamlar iletiyoruz. İyi Çok yayınlar teşekkür ediyoruz. diliyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kanal T Haber Müdürü Sayın Mahmut Doğan bizlerle birlikte oldu. İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdik. İskender 2020 tatbikatını değerlendirdik ve son olarak da Kuzey Kıbrıs'la ilgili sorularımızı sorduk. Yakın bir zamanda Nisan'da seçimler var. Kim önde dedik? Yani bakıldığı zaman, özür diliyorum, %60 oranında Ersin Tatar'ın önde olduğu bilgisini de şu anda bize iletti Sayın Doğan. Ve böylelikle bültenimizi burada noktalayalım sevgili izleyiciler. Yeni bir haftada yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.